Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Buradan Gürsu'da yaşanan birkaç olayla ilgili değerlendirmede bulunacağım. Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık, bizim Ahıska Türkü hemşerimiz, Zafer Partisi Gürsu Belediye Başkan Adayı Sevinç Muhammed ile ilgili kürsüde bir takım konuşmalarda bulunmuş. Sevinç Muhammed'i fitnecilikle suçlamıştır. Fitneciler girmeye başladı aralar ve bu fitneciler Ahıskalı kardeşlerimizle, Gürsu'lu kardeşlerimiz arasında fitne sokuyorlar. Ne diyorlar? İşte artık bizden de bir tane belediye başkanı olacak. Mustafa Işık, size sesleniyorum. İlkokul mezunu olarak Gürsu Belediye Başkanlığı'na kadar gelmiş, bir dönem belediye başkanlığı yapmış kişi olarak elbette siyaseti de bir nebze olsun öğrenmişsinizdir. Biz Ahıska Türkleri yurt dışında ve yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize hizmet verebilmek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Bunun için öncelikle Türkiye'deki kurumlarda, kuruluşlarda yer alıp hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbette zaman zaman bu işleri daha çok öğrenip artık belediyecilik hizmetlerine de koyulduk. Zafer Partisi'nden önce birçok partiye bizim Ahıska Türkü hemşerilerimiz aday olarak başvurdular. Fakat bu partiler her zaman bizim Ahıska Türkü hemşerilerimizi son sıralarda, seçilmeyecek sıralarda yer vererek sadece o bölgede bulunan Ahıska Türklerinin oyunu almak için kandırdılar. Nitekim siz de aynısını yapmışsınız. Sizin için yıllardır çaba gösteren Ahıska Türklerini meclis üyesi listelerinde son sıralara yazmışsınız. Seçilmeyecek sıralara koymuşsunuz. Haliyle biz Ahıska Türkleri kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Bunun için de Sevinç Muhammed'i Gürsu Belediye Başkan Adayı olarak seçtik. Halk olarak. Sağ olsun Zafer Partisi de Sevinç Muhammed'in aday adaylığını kabul etti ve Türkiye tarihinde ilk kez bir parti bir Ahıska Türkünü belediye başkan adayı olarak gösterdi. Siz bir siyasetçi ve daha önceki dönem belediye başkanı olarak kürsüye çıkıp Sevinç Muhammed'in bir Ahıska Türkünün belediye başkan adayı olmasını fitnecilik olarak değerlendiriyorsunuz. Oysa Sevinç Muhammed bir kadın olarak siyasi yarışa başlamadan önce sizi makamınızda ziyaret etti, size başarılar diledi ve çalışmalarında kesinlikle size bir sataşmada bulunmadı. Siz ise kürsüye çıkıp önceki dönem başkanlığınız zamanında Gürsu halkına ne hizmetler verdiğinizi açıklamanız yerine Gürsu'da yaşayan Ahıska Türklerine ne tür imkanlar tanıdığınızı açıklamak yerine çıkıyorsunuz. Nedir ki Ahıska Türkü niye rakip oldu diye ona fitneci diyorsunuz. Bu konuşmanız emin olun ki sadece Gürsu'da yaşayan Ahıska Türklerini değil, Gürsu'daki olayları takip eden, bu seçimde Sevinç Muhammed'in kazanmasını canı gönülden isteyen Ahıska Türklerini de üzdü. Ne yani biz Ahıska Türkleri Türkiye'de artık aday olamaz mıyız? Bu siyasi süreçte bizler de kendi adayımızı çıkarıp mücadele veremez miyiz? Sevinç Muhammed'e destek veren gençler, askeri ücrete çalıştıkları iş yerlerinden aldıkları maaşla o pankartları hazırlıyorlar. Kendi ceplerinden çıkardıkları parayla ne eziyetlerle o pankartları hazırlıyorlar. Siz ise pankartları yırttırıyorsunuz. Verilen o çabayı, emeği ayak altı ediyorsunuz. Herkese iyi geceler. Saat 2.43 ve bizler İpek Yolu Mahallesi'ndeyiz. Yani halk arasındaki tabiriyle TOKİ'deyiz.
Buradaki mahalle sorumlumuz bizlere brandalarımızın kaybolduğunu ve bu şekilde parçalandığını ilettiği için gecenin bu saatinde kalkıp buraya geldik. Son iki gündür arka arkaya yaptığımız çalışmalarla, arka arkaya yaptığımız programlarla halkımızın bizleri ne kadar desteklediği açık bir şekilde gözler önündedir. Bugün bu brandanın yırtılmış olması, bu şekilde parçalanmış olması bizlere bir mesaj niteliğindedir. Mesajınızı aldım arkadaşlar. Aynı zamanda diğer brandamızın gözlerinde sigara söndürmüşsünüz. O mesajınızı da aldım. Görüldü. Teşekkür ediyorum sizlere. Bir sorunuz varsa bence gelin benimle bizzat görüşebilirsiniz. Ancak bu yaptığınız çalışmalarla ne kadar korkak olduğunuzu da bizzat gözler önüne sermek istedim. Beni bu şekilde çalışmalarla yıldıramayacağınız gibi korkutamayacağınızı da yolumdan döndüremeyeceğinizi de bilmenizi isterim. İyi geceler. Sizin Sevinç Muhammed'e söylediğiniz her söz, sizin Sevinç Muhammed'e attığınız her iftira, sizin Sevinç Muhammed'e ettiğiniz her kötülük Ahıska Türklerine sayılır. Etmeyin. Bu yaptıklarınız seçim günü sandıkta size geri döner. Yapmayın. Ayrıca Gürsu AK Parti Belediye Meclis üyesi olan ve 22. sırada asla ve katiyen seçilmeyecek sırada olan Murat Aslan, senin de konuşmalarını gördüm videoda. Bizim dava arkadaşımız, kardeşimiz Veysel'le ilgili sarf ettiğin iftiraları Sevinç Muhammed'e ve ekip arkadaşlarına karşı, ki onlar da Ahıskalı, sarf ettiğin o kötü sözleri ne yazık ki dinledim. Niye lan olmasın ki? Niye Muş olmasın ki? Niye öbür olmasın ki? Herkes bir araya toplanıyor. Davaya sahip çık senin olsun. Yani. Bu vatan herkesin. Ama sen kısa bir örnek verdim sana. Sen Sevinç Muhammed niye burada var? Ahıskalıları bölmek için. Bir faydası yok ki vatana millet. Git sen ona sorsana ki senin yanında Vanlı var mı? Niye yok? Niye gelmiyor? Mültecileri gönderecekmiş. Lan zaten o zaman Ahıskalı'nın çoğu mülteci burada. Sadece proje ha. Başka bir şey değil. Sen bakma burada sefil insanlar duruyor. Onlardan zarar gelsin. Onlar bu sokaklarda rahat gezinmesin. Biz öyle kimse pabucuk bırakacak değiliz. Ver oyunu yanındaki çakallar var ha. Ne diyordun? Türkiye kim ki benim ona diyor. Şeyim olsun. Sabah seni... Yani sen onunla bir araya gidemezsin. Seni adam yerine koymaz oğlum. Kimler abi? Bunların şey değil mi? Partisi. Partisi. 3-4 tane askalı var yanında. Alkolik. Sözünü bilmiyor. Menfaat güden. Sözlerine vermişler ki oraya çıkınca sana bunu vermişler. Böyle bir şey mi olur ya? Bunların şeyinde kimler var ki ya? Yanlarında. 10 tane askalı. Ha yanlarına dağılmış. Tolcan mı? Başkası yok. Bunlar bölücü. Bunlar sadece bizim şeye darbe vuracaklar, başka yapmayacaklar. Abi, bir yanımdakileri göreceğim var ya, nerede ailesini affedersin atmış, akşama kadar içen çeken, onlar destek veriyor bir kahve. O da avukat. Değilsen mi? Yok, avukatın da destek tanımıyor. Şerefsizin önüne giden ya neyse. Hiç kimse değil, geçmişini araştır, babasına fayda vermemiş biri. Senin başkanın diyor ki, ayrımcılık yapıyorlar, fitne sokuyorlar ama senin arabalarına Ahıska yazdırmış. Kocaman harflerle Ahıska yazdırmış. Sana 22. sırayı vermiş. Gürsu'yu her gün sana tur döndürüyor. Kendisi ayrımcı değil çünkü. Halbuki Sevinç Muhammed kendi çalışmalarında hiçbir zaman sadece Ahıska'ya hitap etmiyor. Gürsu halkına hitap ediyor. Ama siz seçilmeyecek sırada olmanıza rağmen böyle reklam yaparcasına kocaman harflerle Ahıska yazıp geziyorsunuz, tur yapıyorsunuz. Murat Aslan, zaten kendin de biliyorsun ki kazanamayacağın sıradasın. Madem bu işi yapıyorsun, biraz siyaset öğren. Biraz bu işin adabını öğren. Gittiğin yerlerde söylediğin sözlerin gidip yerine ulaşabileceğini düşün, kavra, ona göre davran. Diyorsun ki Ahıska Türkleri mültecidir diyorsun gittiğin yerlerde konuştuğun kişilere.
Biz Ağızka Türkleri bu vatanın asıl evlatlarıyız. Sen daha Ağızka Türklerinin kim olduğunu bilmiyorsun, kalkmış Ağızka Türkleri adına aday olmuşsun. Biz Ağızka Türkleri Türkiye'ye göç etmiyoruz. Geri dönüyoruz. Bak bunu kavra dostum. Geri dönüyoruz. Haliyle biz mülteci değiliz. Diğer toplumlar gibi değiliz. Bunu sen dersen başkaları neler der bizim hakkımızda? Önce bir Ağızka Türklerini öğren, bil. Ondan sonra Ağızka Türkleri adına çık, bir şeyler konuş sağda solda. Veysel kardeşime, Sevinç Muhammed'e ve ekip arkadaşlarına sarf ettiğin sözlerden dolayı seni kınıyorum. Ayrıyeten benim toplumuma, şenligime mülteci dediğin için de seni benim şenligimden, toplumdan görmüyorum. Murat Aslan, aklınızı başınıza toplayın. Bu bir siyasi yarıştır. Rakabet edecekseniz centilmence yapın bu işi. Mustafa Işık, Gürsu halkına çalışmalarınızı anlatın. Hizmetlerinizi anlatın. Size asla sataşmamış Sevinç Muhammed'e kalkıp kürsüde sataşıyorsunuz. Sizin işiniz sataşmak değil. Gürsu halkı artık değişim istiyor. Bu gerçeği kabullenin. Biz Ağızka Türkleri olarak sonuna kadar Sevinç Muhammed'in arkasında değil, yanındayız. Sadece Ağızka Türkler değil, görüyoruz ki Gürsu halkı çoğunluğu Sevinç Muhammed'i destekliyor. Bunu iftar programında da gördük. Konserde de gördük. Haliyle sizin programlarınızı da izliyoruz. 200-300 kişi katılan programlarınızı. Görüyoruz ki sizin dönemin artık sonu gelmiş. Centilmence mücadele olsun. En azından kaybettiğinizde de onurunuzla kaybetmiş olursunuz. Biz de sizi iyi hatırlarız. Geçmiş dönem bir başkan vardı. Var olsun deriz. Sağ olun, hoşça kalın.